Sanatçı nedir? Sanatçı kime denir diye geçen gün sordum kendime. Allah Allah. Aslında çok iyi bildiğim ama öyle bir anda sorunca kendime ne diyeceğimi bilemediğim bir soru oldu bu. Sanatçı kimdir? Veya gerçek sanatçı kimdir? Şöyle bir araştırayım, biraz kurcalayayım, bakayım dedim. Karşıma çıkan tüm açıklamalarda içinde güzel ifadeleri barındıran, yüceltmeyi, değerli kılmayı, sevgiyi yaymayı, nitelikli olmayı, başarıyı, sorumluluğu, alkışı. Yani hep böyle duyar duymaz insanda İyi şeyler uyandıran kelimeler, cümleler çıktı karşıma. Gel gör ki küçüklüğümüzün, çocukluğumuzun sevilen isimleri bugün kendilerine ya da şöyle söyleyeyim, bizim kendi gözümüzde onları koyduğumuz o tertemiz yeri dilleriyle, nefretleriyle, tehditleriyle, asmalarla, kesmelerle dolu ağızlarıyla yerle yeksan ettiler. Bu sevdiğimiz, değer verdiğimiz isimlerden biri de Metin Akpınar'dı. Deve Kuşu kabaresinden tutun da Köyden indim Şehire kadar onlarca filmini izleyip tebessümle baktığımız, alkış bir isimdi. Ancak birkaç gün önce bu sanatçı kimliğiyle saygı duyduğumuz adam belli bir zümreyi mutlu etmek için kelime oyunları yaparak aba altından sopa gösterme taktiğiyle darbe seviciliği, darbeden medet uman bir haleti ruhiyeye büründü. Bu Metin Akpınar televizyon ekranlarından hem de canlı yayında sözde demokrasiye vurgu yaparak Cumhurbaşkanımızın zehirlenmelerle, ipe götürülmelerle, darbelerle sonunun geleceğini işaret edip ölümlerin ve darbelerin kendileri için kurtuluş olacağını söyledi. Bilin diye söylüyorum. Bu aynı Metin Akpınar 12 Eylül ihtilaline de gazeteye verdiği demeçle askeriyenin ve ordunun aynı zamanda da Kenan Evren Paşa'nın ne kadar güzel bir şey yaptığını, bunu kendilerinin beklediğini ve bunun ülkemiz için mükemmel olacağını söyleyen sanatçılardan, altını çiziyorum, sanatçılardan bir tanesiydi. Ve yine aynı bu Metin Akpınar 1994 yerel seçimlerinde Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayken genel evleri kapatacağım diye bir vaadi vardı. Onun üzerine genel evleri kapatacağım diyen sırf bu Recep Tayyip Erdoğan'a nefretimizden dolayı hepimiz kerhane savuncusu olduk diye itirafı da var bu Metin Akpınar'ın. Tabii bu Metin Akpınar yürür de o ayı oynatıcısı Müjdat Gezen geri mi kalır? O da başladı parmak sallamaya. Hakaretler, tehditler. Bu Müjdat Gezen Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarının yani ekmek yediği, para kazandığı insanların yarısından fazlasının hür iradesiyle seçtiği devlet başkanına haddini bil diye yüksek perdeden tehdit savuruyor. Gözdağı veriyor. Ve bu Metin Akpınar'ın, bu Müjdat Gezen'in sözleri de alkışlanıyor. Ama kimden? 15 Temmuz gecesi sela okuyan imamlara saldıranlardan, balkonlarından çıkıp tank alkışlayanlardan, zulüm 1453'te başladı diye duvarlara yazı yazan, vatan millet hassasiyeti olmayan bu darbe şakşakçılarından alkış alıyor. Şimdi ne oldu? Haklarında başlatılan adli takip ve açılan davalara şakşakçıların da yanına alıp yuhalamalara başladılar. Sosyal medyalardan hashtagler açıyorlar. Yok efendim sanata dokunma, sanatçıya dokunma. Neymiş? Özgürlükmüş. Sanatçıya dava mı açılırmış? Sanatçıya verilen değer toplumun gelişmişlik seviyesiymişmişmişmiş. Bir dakika ya. Ya siz bir baksanıza Beri'ye. Bir bakın. Manyak mısınız siz ya? Ruh hastası şizofrenler. Bir ülkede özgürlük olmayacak. Sen orada burada böyle parmak sallayarak konuşacaksın ha? Bir ülkede faşizm olacak. Diktatörlük olacak ve diktatör dediğiniz o adamı canlı yayında tehdit edeceksiniz. O kişi de sizinle yargı üzerinden hesaplaşacak, öyle mi? He? Sanatçıya değer verilmiyormuş. Nasıl değer verilmiyor ya? Yoğun bakımda yatan bir sanatçıyı o ülkenin cumhurbaşkanı arayıp geçmiş olsun diye moral telefonu açıyor. Bu değil midir sanatçıya değer vermek? Siz sanatçıya değer vermekten ne anlıyorsunuz? Ne yapacağız bu sanatçılar için? Gidip işte önlerine mi secde edeceğiz? He? Siz şunu unutuyorsunuz. Siz fazla özgürsünüz. Fazla özgürsünüz de kıymetini bilmiyorsunuz. Sizinle aynı yerden bakan, aynı değer ve yargıları doğru kabul edenler akıllı, aydın, elit oluyor. Ama fikrinizi ve düşüncenizi alkışlamayanlar gerici, koyun, sarayın sanatçısı oluyor. Öyle mi? Sen oluyorsun topluma yön veren sanatçı ama bu hükümetin yanında duran ve bu hükümetin icraatlarını benimseyen, destekleyen, cephede mücadele veren, can vermekten korkmayan askeri gidip ziyaret edip ona moral veren oluyor satılmış yalaka sarayın soytarısı. Öyle mi? He? Önce çık yardır 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 sonra hop geri vites. Ve bugün verdikleri ifadede bunu mizah olarak yaptıklarını ve fikir özgürlüğü kapsamında konuştuklarını söylemişler. Mizah? Mizah? O ipe götürmeler, tehditler, yüksek perdeden bağıra bağıra salyalı ağızlarla af kurmalar. Bu mu sizin için mizah ya? Ama nasıl bir çete olduğunuzu ve ne yapmaya çalıştığınızı çok
çok iyi biliyoruz. Milleti galeyana getirerek, milletin değerlerine, milletin tercihlerine, kararlarına ve sevdiği insanlara, değer verdiği insanlara her türlü hakareti yapacaksın. Üst perdeden konuşup tehditler savuracaksın. Olur da herhangi bir ceza alırsanız işte sanatçılar içeride, işte sanatçılar hapse tıkıldı algısıyla ülkede karışıklığa gideceksiniz, değil mi? Sokakları karıştıracaksınız. Ateşlerin fitillerini yakacaksınız, değil mi? Bu yapılan eleştiriler, bu söylenen sözler ne fikir özgürlüğüdür, ne mizahtır, ne de toplumun sesi olan sanatçı söylemidir. Hiçbir tanesi değildir. Bu apaçık tehdittir. Bu apaçık iç karışıklığa davet etmektir. Bu apaçık darbe şakşakçılığıdır. Ve bu apaçık hainliktir, terbiyesizliktir. Sırf Recep Tayyip Erdoğan nefreti gözünüzü bürümüş. Hepinizi postal yalayıcılığının nirvanasına ulaştırmış be. Tamam, sanatçısınız. Güya halkın da aynasısınız. Ki siz ayna diye sadece kendiniz gibi düşünenleri sayıp diğerlerine tükaka sayıyorsunuz da neyse. Ama bu özelliğiniz size hiçbir ruhsat, size fikir özgürlüğünün arkasına saklanıp da bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret etme ve saldırma hakkı vermiyor. Ayrıca toplumun sesisiniz de hangi acımızı, hangi kaybımızı ya da hangi sıkıntımızı paylaşıp da bu konuda toplumu bilinçlendirdiniz? He? Hangi yaraya merhem oldunuz? Kalkınmamıza ön ayak olup da yük mü aldınız devletten? He? Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu tür sanatçıları görünce aklıma Abdurrahim Karakoç'un şu şiiri geliyor yine. Mıgırdıcı sever de Osman'ı sevmez zındık. İti domuzu sever, insanı sevmez zındık. İster ki diz üstüne çökertilsin Türkiye. Ekmeğini yer ama vatanı sevmez zındık. Kalın sağlıcakla.